Günaydın sevgili izleyiciler. Salı günü bugün ayın son günündeyiz. 30 Haziran. Yarın yeni bir ay başlayacak ve yolumuza devam edeceğiz. Şimdi korona tabii. Korona da dünkü duruma bir bakalım önce diyorum. hangi aşamaya geldik? Ee, vaka sayısı ne kadar? Kaybettiklerimiz ne kadar? Bir görelim. Devam edeceğiz. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde de yer alan tabloya göre son 24 saat içinde 18 vatandaş daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylece Türkiye'de Covid-19'dan yaşanan can kaybı 5.115'e ulaştı. Tabloya göre son 24 saat içinde yapılan 51.014 testten 1.374'ü pozitif çıkarken toplam vaka sayısı da 198.613'e yükseldi. Toplam iyileşen hasta sayısının 171.809 olarak açıklandığı tabloda yoğun bakıma alınan hasta sayısı 1018, entübe yani solunum cihazına bağlı durumdaki hasta sayısı ise 375 olarak bildirildi. Öte yandan 28 Haziran'a ait verilerle karşılaştırma yapıldığında ise günlük test sayısında yaklaşık 3000, günlük vaka sayısında 18, yaşamını yitirenlerin sayısında 3, yoğun bakıma alınan hasta sayısında 22 kişilik artış olması dikkat çekti. Evet, dikkatimizi herhalde çekiyor. Ee, en e, kötü günlerde e, 30 bine bile bulmayan e, koronavirüs test sayısı 50 binleri geçti. Fakat rakam düşüyor. Yani anladığım şu, e, bir yerde oturuyorlar, rakamları veriyorlar işte. Bakana diyorlar ki işte bugün bunları açıkla, o da onları açıklıyor. Çünkü neden? Yani 28 bin varken de 1.400, 50 bin varken de 1.400. Yani demek ki 1.400 kişi de var her gün gibi bir durum çıkmış. Ve şeyi çözemiyorum hala. Çünkü bilgi de vermiyorlar. Ya bu testler kime yapılıyor? Neye göre yapılıyor? Bakın diyor ki şimdi karşımda duruyor rakamlar. 51.014 değil mi? 51.014 test yapılmış. Bunlardan 1374'ü. Şimdi e, kime yapıldı bu testler? Bakın bunu hala öğrenemiyoruz. Yani talep üzerine mi yapıldı? Bir e, doktorlar mı dediler ki ya bu adamda olabilir mi dediler. Yoksa parasını bastırdık, korona testi mi oldu insanlar? Bakın 51 bine çıktı. Bir kere test sayısını nasıl arttırdınız, ne oldu? Yani test mi alındı, burada mı üretiliyor? Bakın bunları hiç bilmiyoruz. Bu test yapılan kim kişiler nerelerde ve kimler onu da bilmiyoruz. Mesela şeyi veriyorlar. İşte şu, vakat şurada böyle oluyor. Yok ilçelere göre, mahallelere göre falan yalan dolan olsun, mühim değil yani. İşte yapıyor biz de burada. Bir, Aa çok enteresan bak gördün mü? Falan ciğerde şey olmuş falan. Tamam. Bunu nasıl yapıyorlar? Kime yapılıyor? Bir bunun sistemi var mı? Eğer rastgele yapılıyorsa, yani daha doğrusu ben gittim, abi bana bir yapsana, tamam şekerim yapalım sana. O da benim adım listeye giriyorsa, sayıya giriyorsa, başka bir şey. Bir şüphe üzerine mi yapılıyor? Bir tarama mı yapılıyor? Ya bilmiyoruz bunu. Ama benim anladığım, yani bu şekilde... İşte yani hayat normale dönecek döndüren de Tayyip Erdoğan'dır. Onun dirayeti, başarısı, becerisi, bilgisi, görgüsü falan onu anlatmaya çalışıyorlar Bu başka bir ülkede yok. İşte turizm açıklanıyor deniyor. yok işte şöyle iyiyiz, böyle iyiyiz, her tedbiri aldık var. Ya siz almadınız yani gidiyorsun işte kuralları söylüyorlar. Herkes yavaş yavaş alışıyor bazı şeyler. Ha ondan sonra ama sokakta insanlar iç içe. Şimdi ben ne anladım bu işten? Ya bir tuhaflık var bakın bu işte. Ya böyle bir korona morona yok hepimizi kandırıyorlar. Yani işte gripten hallice bir şey. Hepimizi böyle bir telaşa sardırdılar. Bir, bir, şey denediler bütün dünyada. Çünkü bu mantığı anlamıyorum. Bakın aynı oran çıkıyor. 51 bin test. E niye yapmıyordun abiciğim? Bunu Mart'ta niye yapmadınız? Mart'ta niye 50 bin 50 bin yapsan belki biz daha şey görecektik. Milleti tıkadın eve. Şimdi herkes diyor ki abi tamam işte geçti o günler boş ver diyor. Tek şey insanlar sokakta maskeli. Sabahın altısında gelirken bakıyorum yürüyen insanlar var, otobüsten inen var. Ne bileyim işte arabasıyla gelenler var. Herkes de hepimizde maske var şimdilik. O konuda da şey başladı biliyorsunuz. Maske iyi mi kötü mü? Doğru mu yanlış mı? Mesela on, o anlamda da sadece hükümetin böyle şey var. Maske takılacak, takmayandan para alır. Doğru mu? E, şimdi bilim insanları bu konuda bölünmüş durumdalar. Maske takmak mı doğru ya da takılacak yerlerin belli mi olması lazım? Yani sokağa çıktığın andan itibaren maske takacaksın mı doğru? Yoksa kapalı alanlara girince insanlarla daha yakın temasta olmak durumunda kaldığında mı? Yoksa sokakta yürüyüşe çıkmışsın, karınla yürüyorsun, çocuğunla yürüyorsun. Maskeli mi olacaksın? Yürüyorsun, bir şey yapmıyorsun kimseyle. Dükkana girmez falan. Yani rakamlara ben bir türlü içim ısınamadı. Yalan demiyorum bak. Ama bir belli bir plan dahilinde bize bir şey sunuluyor. Ben bunun dünyada da böyle olduğuna inanıyorum. Bir şey sunuluyor. Milyarlarca insan bu konuda. Aksini söyleyemiyorsun. Çünkü elimizde veri yok. Bilgi de yok. Şimdi benim de haddim değil ki yani buradan böyle. O öyle değildi de böyledir de. Ben sadece gördüğümü tuhaf geldiğini söylüyorum. Bir şeye bakıyorum. Karşımda sizin de gördüğünüz bir tablo var. Tabloya bakıyorum ve bu bana tuhaf geliyor. Uygulama daha da tuhaf geliyor. Ya yani bir taraftan bunları veriyorsun. Şimdi her gün gazetede bakıyor. Aman ha dikkat daha geçmedi. Bir... E peki abi sen her şeyi kolaylaştırma. Bak yarın sabah itibariyle bütün şeyler de bitiyor. Daha ufak tefek yasaklar var. İşte kahvelerde oyun galiba o bitiyor. Kontrollü olacak. Efendim işte bir neydi? Düğün dernek işi. Halay çekmeler. Fiziki mesafeye uyarak halay çekebilirsiniz. Böyle kolları kaldırıyorsun. Dokunmadan Uzun bir şey de mi? Öyle mi yapacağız? Bilmiyorum. Böyle bir durum. Neyse gelelim. Şimdi efendim Beştepe'den 5 beş önemli karar demiş Hürriyet Gazetesi manşetine. Güzel bakalım neymiş. Devamlı kararlar alıyor Beştepe. Tek başına helal olsun. Efendim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dünkü kabine toplantısından sonra yapılan açıklam yaptığı açıklamada 5 önemli konuda mesaj verdi. Şimdi burada 5 deyince burada beş tane sayalım bakalım. Bir. Kısa çalışma ödeneği bir ay uzatılacak. Helal olsun be. Bak. İşten çıkarma yasa nedeniyle ücret desteği bir ay daha sürecek. Bunlar var demek ya. Devlet korumasındaki 926 gençle 274 şehit yakını Gazi ve Gazi ve Gazi yakını bugün kura ile kamu kuruluşlarına yerleştirilecek. Hmm. Büyük müjde. Sivil toplum kuruluşlarına yönelik 35 milyon lira bütçeli sürekli kişisel gelişim temeli 8 ayrı proje çağrısı yapılacak. Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Irak'a ve Iraklı Türkmenlere yardım paketi bugün yola çıkacak. Peki. Bir şey diyemiyorum. Buyurun. Çoklu baro teklifi bugün mecliste. Çoklu baro... Lan bu çoklu lafı da... <laughs> Nerede çokluk hikayesi gibi bir şey oluyor bu da. Çoklu baro deyince bak şimdi o geliyor sabah sabah. Çoklu baro, çokluk. Peki. Niye yapıyorlar bunu? Abi çok para, çok borsa olsun biz de rahat edelim. Yok ondan değil işte. Dün söyledim biraz. Çoklu baronun bir tek anlamı var. Bir, kendi adamlarını bir yere koyacak. Yargı artık oraya bakacak. Oradan gelen avukatlarla ilgili davalar gayet rahat bir şekilde bitecek. Öbürlerine de bakacaklar. Yani şimdi düşünsene bugün İstanbul Barosu'nun temsil ettiği kişilerin bir barosu ayrı olmuş. Metin Feyzoğlu'nun ayrı bir barosu var. Bir de tam siyasal dincilerin filan barosu var. Yargı bakacak şimdi. Metin Bey'in parasından gelenlere canım işte onların böyle iyilerini, hallicelerini halledin. Bu taraf tamam abi. Hiçbir sorun çıkarmayın. Buraya da hiç çözmeyin. Bunların savunduğu kim varsa batsın. Şimdi o zaman ne olacak? müvekil e, müvekkiller avukat seçecekler. Şimdi bile var bak. Ama işte onların hepsini gösteremiyorsun. Yani gidip önceden söylemen lazım. Hakim Bey biliyorsunuz ben şey derim hani bizdeniz filan diye. Yap, yani zor. Gene de gidiyor tabii yani. Belli oluyor ama şimdi öyle değil. Efendim hangi baroya kayıtlıydınız? Efendim biz yeşil baroya oh, Çok güzel bravo. Bu adamın savunduğu kim? Ahmet Bey. Ahmet Bey kesin haklı ya bu işte. Öyle çıkar. <laughs> yani bunun başka bir amacı olamaz ki. Yani ne olur? <laughs> Nedir dert ne? Yani barolar çok. Benim mesela baroyla ilgili hiçbir sıkıntım ya da beğenim yok. Herhangi bir şekilde çok şükür az mahkememiz oluyor benim arkadaşlarım var, avukat arkadaşlarım, hukukçu arkadaşlarım var. Avukatlarım yok yani böyle. E, yani beni etkilemiyor, bir şey olmuyor. Yani baro çoklu olsa, hangi barodansınız? Kırmızı, <laughs> tehlikeli. Pembe baro, ha pembe baro kuruldu. Buyurun bakalım, hadi. Hangi hakim anlatacaksın derdini? Neyse. Milli tren teste başladı diyor. Şimdi Neyse ki tabii yani Yüce Rabbim ülkemize AKP'yi ve genel başkanını verdi de bazı şeyleri milli yapabiliyoruz. Yoktu bugüne kadar. Yani vagon fabrikamız yoktu, lokomotif fabrikamız yoktu bizim. Sakarya'da böyle bir fabrika hiç yapılmamıştı. Biz rüya görüyorduk. İllüzyon da o. Ama şimdi çok şükür geldiler ve yerli milli vagon yapıyorlar. Ben, ben bunu anlamıyorum ya. Yani. Yerli milli. Hani neye göre? Hiçbir şeyin yerli değil ama. Bak hiçbir şeyin yerli değil. Enteresan bir durum. Ama milletin kafasına zavallı insanlara yerli milli. Onlar da ooo yerli milli yaptık biraz. Ne yaptın abi? Zaten yapılıyordu bunlar. Türkiye'de yani gayrimilli olan ne var? Şimdi bu böyle oluyor ya. Burada hep gayrimilli. Yok hepsi vagonlar Türkiye'de yapılıyordu. Lokomotifler Türkiye'de yapılıyordu. Ya bu bir teknoloji. Evet hızlı tren. E hızlı treni ne bileyim Fransa yapıyor mu? Ama Belçika yapıyor mu bilmiyoruz. İspanya hızlı tren üretiyor mu mesela? Ya bunu Japonlar yaptı ilk, değil mi dünyada? Amerika'da hala hızlı tren yok. Aptal mı bunlar? Amerika'da trenler çıngıl 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 gider. Daha o redkitlerde okuduğumuz zamandaki trenler gibi. Yani Amerika'da böyle bastı mı giden yok. Ağır gider. Taşımacılık onun üzerindedir çünkü. Dura 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 dura. O böyle iki kilometrelik marşan dizler vardır. Gider de gider. Bitmez. Git 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 gider. O oh. Yani böyle yerli milli onu yaptık Yani ne bileyim abi. Efendim Macrona ağır darbe diyor. Evet Macrona ağır bir seçim yenilgisinde uğradı. Yerel seçimler yapıldı. Çoğu yerde kaybetti. Sosyallerde kaybetti. Şimdi bu yeni akımlar kazanıyor işte. Yeşiller diyor. Şu diyor, bu diyor. Ben yani dünyanın da tabii kafası karışık. Bunlar da tabii klasik siyasetçiler değil. Macron da böyle işte bir adam. Yani. Zaten tesadüfen kazandı biliyorsunuz ikinci tura kalınca. Yani partisi en önemli parti değil. Fakat işte bu ikinci turun bu tür şeylikleri oluyor, cilveleri oluyor. Çünkü biri seçilecek ikinci turda biri yüzde elli alacak. Ama dikkat edin katılanların yüzde ellisini alacak. Burada herkes şeyi şaşırıyor. Sanki bütün ülke nüfusunun yarısı. Tabii doğalı o. Seçiminde seçmen olan herkesin seçime katılması. Ama yüzde altmışlara düşüyor, ellilere düşüyor. Katılma oranı ki bazı yerlerde 50'nin altına düşüyor. Katılmıyor. İnsanlar gitmiyor. Ne yapacağım ben ya diyor. Nasılsa kendi bildiklerini yapıyorlar diyor. Yani dünyada yönetim biçimlerine bu tür isyanlar var. Yapma boşver diyor işte. Bizim hakkımızda. Katılsam da bir şey olmuyor diyor. Bakın demokratik ülkeler Fransa'da katılma oranı %50'nin altına düşüyorsa e burada bir ciddi sorun var. Ki yani demokrasinin beşiği falan değil mi böyle? Ya olmuyor işte. Çünkü neden? Siyaset çok kirlendi. Her ülkede kirlendi. Sade bizde değil. Ve dikkat edin hep böyle aynı kendini otoriter göstermeye çalışan ceberrut olmaktan e, mutlu olan ve bununla böyle işte ülke böyle yönetilir kardeşim diyen adamlar başta. En önemlisi Trump. Kendi ülkesini öyle yönetiyor. Kasaba Şerifi gibi. Ha sonu ne olur? Bunu tabii beğenenler de var. Bu da ayrı. Efendim ekonomiye güven attı. Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında %19.1 oranında önemli bir yükseliş kaydetti. Nisan'da 51.3, Mayıs'ta 61.7 olan endeksin Haziran'da 73.5'e çıkmasına dikkat çeken Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılında bu performans ile sürdürüp, gelecek yıl bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah ifadelerini kullandı. Tamam da anlayan var mı bu haberden bir şey? Ekonomik güven endeksi. Bilen var mı? Yani mutlaka var canım. Öyle hemen surat asma ne de filan. Tabii ki var. Ahali olarak söylüyorum. Genel. Hani 10 milyon kişi biliyor mudur mesela? Güven endeksi. Çok yükselmiş abi. Güven, ya herkes güveniyor bize. ya Güveniyor da işte şey ama yani gelmiyor. Ya biz diyoruz ki biz çok güven sağladık. Herkes diyor ki, çok güveniyoruz size. E gel. Korona ya şekerim. Bizimkilerde de sorun var. Yoksa sana güveniyorum ben. Güvenmediğimden değil. Ama yani şimdi kendi kendimizi kandıralım. Berbere terziye doktor şartı. Buyurun. Eğer berberlik yapacaksanız dükkanınızda bir tane de doktor tutacaksınız. <laughs> öyle değil tabii. Öyle değil. Efendim berberden terziye manavdan apartmana elinin altında çalışan çalışanı olan bir milyon iş yeri yarından başlayarak personeli için iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verecek. <laughs> hukuk ve muhasebe büroları, terzi, manav, berber, market ve apartmanlar da bu uygulamaya dahil olacak. Çalışan sayısı 50'den az, hatta bir personeli bulunan işyerleri bile iş güvenliği ve sağlığı hizmeti sunacak. İşveren çalışanının güvenliği için önlem almakta ve sağlık kontrolünü yaptırmakta yükümlü olacak. İşveren isterse bu hizmeti kendi bünyesinde sunacak, isterse kamu veya özel kesimden satın alabilecek. Ha bu işte para var. Onun için lan bunda ben ne diyordum böyle parasız marasız böyle bir anda <laughs> satın alacaksınız. Doktorlar bundan sonra depo arkadaşların hastaneleri var. Oralara doktor depoları koyacaklar. Böyle gideceksin şuna iyilerinden iki tane. Yarın başlayacak uygulama. Daha önce iki kez ertelenmişti. Bir yıl daha erteleme isteyen TESK başkanı. Kimsenin bu şu ortamda iş güvenliği uzmanı tutma durumu yok. Önümüzü görmüyoruz. He, al buyurun. İşte bak. iş güvenliği uzmanı, doktorlar olacak, burada bakacaklar falan. Nerede yapacaklar? Aile sağlığı merkezleri var. Bunları niye geliştirmiyorsunuz? Zaten 50'den fazla olan yerlerde bir doktor hizmeti oluyor. Ya da işte varmış gibi yapıyorlar. Bunu yapacağınıza herkesin sigortalarını daha şey yapıp, daha arttırın. Lüks lüks hastaneler yapacaklarını yapacağınıza semt polikliniklerini gerçekleştirin. Avrupa'da örneği var insanlar koca koca hastanelere gitmiyorlar ki önce semt polikliniklerinde ama bizde iki doktor var, bir doktor var. Aile sağlığı merkezi falan dediğin yerlerde. Oraları geliştirelim o zaman. Yani bunların hepsi böyle zorlama böyle Avrupa'da filan işte var diye efendim bizde de olacak işte iş yerleri bundan sonra berberler bütün çalışanlarını kontroldan geçecek. Peki nerede geçirecek? Hangi aralıklarla geçirecek? Hangi doktorlara gidecekler? Ve kaç para ödeyecek? Ama yani var mı? Var. Çok güzel. Efendim, neyse hürriyete böyle baktık işte. Başka bir şey var mı? Hürriyetin içinde yazar çizer takımından. Bakalım <laughs> yüce yazarımız ne yazmış? Ha, Abdullah Gül'e fena geçirme yapmış. Şimdi bu Ahmet Hakan. Benim köşede var kendimle de dalga geçmek için Ahmet Hakan'a 19.5 Ahmet dedim. Bana korona 20, COVID, COVID, ne korona mı? COVID-20 Can Ataklı diye yazı yazdı ya. Hani COVID-19, korona bildiğimiz bu. Yani ondan da daha tehlikeli Can Ataklı diye yazı yazdı biliyorsunuz. Ne o? Bir şey sürmüş. Ben de şimdi. <laughs> Gene konuya girmeyelim. Ben de bugün yazarken hani ayıp olmasın dedim yani. Ahmet Hakan en kötü benim. Benden kötü olmasın yani. Onun için mütevazılık gösterdim. Covid-19 Ahmet diye yazdım ben de. Şimdi bugün tutmuş Abdullah Güle geçiriyor fena halde. Şimdi bunlar eskiden içtikleri ayrı gitmeyenlerdi. hele bu yani 28 Şubat 28 Şubat dedikleri bir dönem var ya. Hani bütün varlıklarını borçlu oldukları ve bugünlere Türkiye'yi bugün bu karşı devrim aşamasına getiren o 28 Şubat 28 Şubat dedikleri dönemde Ahmet Hakan'lar falan hiç ayrılmıyorlardı. Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Arınçlar falan hep içli dışlı. Bak. O zaman ama her şeye rağmen bir şey tarafı vardı. Efendim biz habercilik yapıyoruz, gerçekleri söylüyoruz filan falan. Peki. Fakat şimdi bir yazı yazmış, inanılır gibi değil. Ya ben burada bu kadar tak böyle nasıl vuruyor adama? Nasıl vuruyor adama? Ve alttan o kadar ustaca ki bunlar artık belli belli psikolojik eğitimlerden de geçiyorlar herhalde. Çünkü Onların kurduğu partiyi de temelden sarsacak biçimde. Yani amacı Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin başını çektiği ittifakın. Bak şimdi öyle şeytanca işler yapıyorlar ki. Bak cümleye bak. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin başını çektiği ittifakın Cumhurbaşkanı odayı olmayı amaçlıyor. En büyük amacı bu. Şimdi bak. Cumhurbaşkanlığı ittifakı dediğin zaman AKP ve MHP dışındaki herkesi Şimdiden beyinlere sokuyor Buradaki ittifak var ya HDP falan da var ha bunun içinde Şeytanlar ya Oradan Bütün mesele Tayyip Erdoğan'a seçimi kaybettirmemek Bak şimdi başlıyor Ondan sonra diyor ki Sırp bu amaçla Ali Babacan'a parti kurdurup sahaya sürdü Kendisi perde gerisinde kalmaya özen gösterdi Bak bir geçirme daha şimdi Ali Babacan'a parti kurdu Şimdi Ali Babacan bir okuyor Bana münasebet ben ölek birinin falan ben gurur yapılır ya böyle konular. Hayır efendim kimse bana parti kurdurmadı. Ben kurdum, ben kurdum. O da öyle yapsın. Güzel. Onu da devam ediyor. Ali Babacan'a kurdurduğu partinin kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığında önemli bir rol beklentisi, rol oynayacağı beklentisi içinde. Yani kendi geride Ali Babacan'a parti kurdurdu. Ali Babacan diyecek ki bizim büyüğümüz var. O şu an. Ve sessiz kalmak diye bir taktik uyguluyor diyor ama hep ses, sen hep ses, sen hep sessiz kaldın demesinler diye arada sırada kontrollü hükümet eleştirilir. Sonuç diyor. Karar gazetesinden Taha Akyol'a Türkiye'nin gidişatı ile ilgili olumsuz yorumlar yapan Abdullah Gül'ün son açıklamaları amaç hamle beklenti taktik dörtlüsünün taktik kısmına girmektedir. Böylelikle yüce yazarımız burada giriş Gelişme ve sonuç bölümleriyle harika bir şey koyuyor. Bakın ben nasıl bir entelektüelim. Şık çözdüm sorunu. Bravo Ahmet Hakan. 19.5. Güzel. Neyse. Şimdi burada bir de Abdülkadir Selvi'nin yazısı var. O da şeyi söylüyor. O da ediyor. Abdullah Gül niye öne çıktı? Abdullah Gül neden konuştu? Şimdi enteresan bir durum var. Adam siyasetçi. Açık parti de kurmuşlar. Ha ben yokum diyor. Ben onu hep eleştiriyorum size biliyorsunuz. Ya Abdullah Gül'ün bu tavrı benim hiç hoşuma gitmiyor. Hep alttan alttan da çünkü neden İngiliz şey ekolü. Onlar İngiliz mesela şey Amerikan mevcutlar Amerikan. <laughs> Onlar oradan e, taktikler oluyorlar. Bu İngiliz daha şey. İngiliz daha sinsidir. Paradır orada. Mesela Amerika paradır ama hoyrattır da biraz işte böyle Trump gibi ha keserim İngiliz öyle değil. Gayet soğukkanlı. Hiç çaktırmadan yani istediğin gibi küfret, hiç Böyle bakar alttan tak diye bir vurur. Sen o ettiğin küfrü bile anlamazsın. İngilizler öyle. Şimdi bu tane tabii İngiliz operasyonu. partiyi kurdurdu da doğru. Ama bir siyasetçi şöyle bir soru soruyor. Abdullah Gül neden konuştu? Allah Allah. Elif Cumhurbaşkanı. Eski. yani konuştu. Neden konuşmuş bakalım. Şimdi diyor ki Ali Babacan'ı gölgelememek için kendini geriye çeken Abdullah Gül neden öne çıkmak istedi? Ali Babacan'ın yetersiz kaldığını düşündüğü için mi? Yoksa Ali Babacan'ın tahmininden fazla öne çıktığını gördüğü için mi? Şimdi bak bunlar belli. Oturmuşlar sarayda. Ya bu iş e, bizden tırtıklıyorlar. Şimdi şöyle bir korkuları yok onu söyleyeyim. Yani Gül, Babacan ve Davutoğlu'nun partileri ayrı ayrı iki parti ya. Yani onlar böyle on alacak, on da öbürü alacak. Öyle bir korkusu yok. Fakat AKP'yi korkutan ne? Ulan bir eğrisi doğrusuna denk gelir. Bunlar üç o 5 beş bu ya da üç tırtıklar biri. Üç tırtık altı. Biraz da işte bu Z kuşağı, M kuşağı falan falan. Ulan ben otuzlara düşerim. Mfr yetmez. O arada bir eğrisi doğrusuna denk gelir. CHP'nin adayı kazanı verir. Onun için bunları bir indirin diyorlar. Bunlar belli. Bu yazarcıkları toplamışlar. Taktikleri vermişler. Bunları veren de Fahrettin Altın'dır tahmin ediyorum. Çünkü ona verdiler bu görevi. Şimdi bak ifadeleri görüyorsunuz değil mi? Yani babacanı öne itenken çok mu gel? Ya çok mu ittim acaba filan? Hep nifak. Bir parti kurulmuş, Onaya nifak sokuyor. Ali Babacan, yani senin bir hükmün yok orada. Partiyi sen kurmadın, Babacan var. Babacan, senin arkanda bilmem ne, o hep nifak. Ya siyasetinizi yapın ya. Öyle yaz, yaz, güzel işte, Sayın Cumhurbaşkanımız da dünyada eşi yok, menendi yok de şöyle büyük adam böyle sana ne gerisinde? <laughs> Ama işte öyle olmadığını biliyorlar. O da çok kötü bir duygu. <laughs> Burada yine Mümtezel Türkiye yazmış. Niye yazmışlar? Ama Mümtezel Türkiye'nin nasıl tahliye edileceğini yazıyor. Ben YouTube'da şey yaptım onu. Anlattım benim YouTube kanalımda buraları. Çünkü saçma sapan bir takım şeyler oluyor. yargılamalar oluyor. Oralarda onun için YouTube'a yaptım. Orada anlattım. Yani Yargıtay'da duruyormuş zaten oradan bozdurup çıkartmayı düşünüyorlar. Sebep işte dediğim gibi <laughs> cemaatle biraz anlaşmak istiyorlar artık. Çünkü Amerikan seçimleri ters bitebilir. Amerika'da tekrar demokratlar kazanabilir. O zaman bu cemaatçılar kendilerini böyle yani bize <laughs> cık cık diyebilirler. Falan onlardan endişe ediyor. Ön alıp bak bizim cemaatçileri şey, bunlarla ilişki kur. Merak etme abi Trump'la ne yapıyorsam sen de de Biden. Aynısını yaparım. Merak etme. Yani Amerika'yla mı didişeceğiz diyecek gibi geliyor bana. O bakımdan yani. Efendim bir de şu savaş şeysine de bakalım da. Hmm, gene zenginlerin malı züğürdün çenesini yoruyor. Yıldızların yatı Bodrum'daymış. Haftalık kirası 1 milyon 100 bin dolar. Şimdi mesela bu mantıkla yok artık 101 milyon liraya kiram olur. Olur. Varsa olur. Benim param olsa 2 milyona da kiralarım ne olacak yani. <laughs> Ama işte bu hep zürt şey. Yani bu duygu nereden biliyor musun? Hani bu Bodrum'da yok 100 liraya lahmacun yedim falan. Hep bu fukara edebiyatından kaynaklanıyor. Adam kendi maaşına bakıyor. Diyor ki ulan ben bununla bunu yapamam. Olmaz o zaman diyor. Peki ne istiyorsunuz? Yani oralarda fiyat mı olsun diyor. Yani vay be 1 milyon lira bir aylık kirası. Aylık mı? Haftalık. Haftalık 1 milyon. Şimdi adam hemen şöyle hesap yapıyor bak. <laughs> Ulan diyor. 1 milyon ayda diyor. Şeyde haftada. Bir ay kiradın 4 milyon. 4 milyonu yatırdı mı bankaya şu kadar şey Allah keyif yaşarım diyor. Şimdi duygu ve düşünce böyle olunca tabii bu tür haberler çok okunuyor. Hayır ben öyle yapayım. Ulan diyor güzel iş. Bir teknen olsaydı diyor. İşte tamam da sorun orada zaten. Bir teknen olsaydı. Ayrıca teknen olduğu zaman yani bu tekne senin olduğu zaman da zaten böyle saçma sapan fikirler gelmiyor aklına. Abi bir lahmacuna 100 lira verilir mi gibi absürt bir duygu hiç kapılmıyorsun o zaman. Çünkü sormuyorsun ki. Onu da getirin, onu da getirin, yiyin. Çocuklar hesabı ödeyin. Bakmıyor bile. Bu çocuklar var çünkü yanında. Çocuklar hesabı kap, şey yaparsın. Onları diyorlar. Sormuyor, niye sorsun ki? Deli mi? Efendim, Cumhur şey sabah şeysin manşetinde ne var? 15 Temmuz ruhuyla dimdik ayakta diyor. FETÖ'cü hainleri ateşiyle ölümden dönen Ahmet Kahraman 2 yıl önce Başkan Erdoğan'a yaptığı çağrı, Başkan Erdoğan'a yaptığı çağrıyı iğneledi. Birlikte yürüyelim. Yürümüyor musunuz birlikte? Hainlerin vatanı yıkmasına izin vermediğim gibi beni yıkmasına da izin vermeyeceğim. Devletim de beni yalnız bırakmadı. İnşallah eskisi. Ha, o an gerçek anlamda yürümeyi söylemiş ya. Cumhurbaşkanım siz mitinglerinizde bana her şey sizi hatırlatıyor diyorsunuz. Bana da her şey sizi hatırlatıyor. Birlikte yürümek dileğiyle. Yani yürüyüşe çıkalım anlamında söylüyor. 34 yaşındaki Ahmet Kahraman o gece aldığı yaralarla birçok organı parçalandı ve felç kaldı. Şimdi devletin aldığı robotla azimle ayağa kalktı. Ya ne kadar üzücü şeyler bunlar ya. Ne kadar üzücü şeyler ya. 34 yaşında. İşçi ve işverene bir ay daha destek. Müthiş müjde. İşçi ve işverene destek. Şimdi mesela ben şeyi merak ediyorum. Sokağa çıktığın zaman işçilere ve işçilere, işverenlere bunu sorduğun zaman böyle iyi bir şeymiş gibi söylemiyorlar. Daha doğrusu hiç söylemiyorlar. Şimdi bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Ben anlayamıyorum ki. Patron değilim. E burada da böyle hani destekle kalmıyoruz. Yani burası kendi ile bir şekilde kavruluyor. Hani böyle bir şeyimiz yok, derdimiz yok yani. Hani devletten alalım da işte sonra şey yapalım. Öyle bir şey yok işte burada. E, ee, ben anlamıyorum. İşçi ve işverene bir ay daha destek. Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli mesajlar verdi. Hep böyle. Bir, işte bak en güzeli bu. Harika bir Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli mesajlar verdi. Verdiği müjdelerle halkı rahatlatan başkanımızın fevkalade açıklamalarının toplumda müthiş bir ferahlık yarattığı görülmekte olup Türkiye'nin önünün açıldığı anlaşılmıştır. Artık bizi kimse tutamaz. Bunları yazdım. Çok güzel abi. Maaş da yüksek bunlardan. Bunları yazdığın zaman çok da para veriyorlar. Hiç haberim haber varmış. Eksik, yedik kaldık. Boş ver abi. Çok güzel Sayın Başkanım diye yazdım mı? Gayet güzel. Milli hamlede yeni gururumuz. İşte Tren ne gurur duyuyoruz. Ha benim hayatım, çocukluğum trenlerde geçti. Çocukluğum dediğim 60 yıl önce. ha. Hem de böyle gayet güzeldi yani trenler. İki gün giderdim buradan Erzincan'a. Tünel, 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 tünel geçersin. Arkadaş tünel yaptı. <laughs> Hayır, kimse tünel yapar. <laughs> tünel yapmış adam ayarke ya. Vay canına be. Lan nasıl yapıyor ya? Ya bayılıyorum bu adama ya. Bayılıyorum bu adama. Nasıl yapıyor ya bu tünelleri? Bak şimdi de vagon yapmış. Bir de ne yapmış? Milli teknoloji hamlesi yeni yerli ve milli elektrikli tren. Hiç itirazım yok. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Ama bana bunu böyle milli gururumuz, hamlemiz ya Kardeşim siz daha dünyada yoktunuz bu ülkeyi Tren de yapıyordu, araba da yapıyordu, tayyare de yapıyordu. Yapıyordu. Niye yapmasın? Ya burası böyle geri zekalılar ülkesi falan değil ki. Yeteneksizler, aptallar ülkesi değil ki. Yapılıyordu bunlar. Şimdi yapılıyormuş gibi anlatıyorsunuz. Ben bunu anlamıyorum. Milli hamlemiz. Gururumuz. Ya benim gururum falan değil yani. Ben bu trene biniyorum zaten. Niye gururlanayım ki? HDP'li tek daha Kandil'de vuruldu diyor. KCK'dan aldığı 18 aylık hapis cezası onanınca daha kaçıp PKK'ya katılan mazlum tek geçen yıl Kandil'de düzenlenen hava hareketinde öldüğü ortaya çıktı. HDP'de yıllarca yöneticilik yapan tek daha Demirtaş'ın yakın arkadaşıydı. Ha bak işte oraya getiriyor. Arkadaşıydı. Peki. Kapımızı zorluyorlar imdat. O şey magazin haberi. Al bayrak. Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Bak ekonomik güven endeksi. Hadi bakalım çalışın. Bugün size şimdi reklamlara gideceğiz. Reklamlarda çalışın bakalım. Ekonomik güven endeksi nedir ve bizi ne kadar etkiliyor? İkinci bölümde ben anlatmayacağım. Çalışıp kendi kendinize karar verin. Nasıl bir şeydir? Devam edelim. Kahvemiz bitti. Biraz çaydan. Cumhuriyet Gazetesi Türkiye'nin önünde gelen hukukçuları Cumhuriyet'e verilen cezaları değerlendiriyor. Bakalım bugün Rıza Tüzmen. Evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde uzun yıllar Türkiye'yi temsil hakimlik yapan, daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili olan Rıza Türmen. Bakalım ne diyor? Alev Coşkun'un görüşlerinin neden, neden basın ahlak esaslarını ihlal ettiği, belgesini ihlal ettiğini anlamak güç. Yazıda şiddete teşvik olmadığı gibi demokrasi savunulmakta kaldı ki bu bir değer hükmü. Doğruluğun kanıtlanması istenemez. Orhan Bursa'nın 1 Mart 2020 tarihli yazısı hükümetin dış politikasını eleştiren bir yazı. AYM'in birçok kararını belirttiği gibi hükümetler güçlü konumları nedeniyle en ileri eleştirileri bile hoş görmek zorundalar. Sayın Altun, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı gibi önemli bir görev yürütüyor. Böylesine tanınmış bir kişinin izinsiz inşaat yaptırdığı ve sonradan bu yapının belediye tarafından yıkıldığı elbette kamuoyunu ilgilendiren bir haber diyor. Evet. Mesela niye o kadar bozuldular? Vay efendim beni hedef gösteriyorsun. Ya terör hiçbir zaman gazetelere bakıp da hedef seçmemiş. Ha, ama bazı meczuplara medya üzerinden hedef gösteriliyor. Yani terör örgütleri gazeteden, televizyon haberinden ah demez ama hani bağımsız, asla önleyemeyeceğin saçma sapan adamlar senin de arzun dışında hatta yapılan bir takım yanlışlar. Onun için mesela ben bazı kendine gazeteci süsü veren maalesef de tanıdığım diyeceğim artık kişilerin bu tür hedef göstermelerine karşı diyorum ki ya kardeşler ne yapmaya çalışıyorsun? Ulan deli. Sen tamam öfkelenmişim bana böyle bir şey söylüyorsun ama öyle şeyler söylüyorsun ki hakkımda. Kontrol edemeyeceğim bir sakın manyakların edebi yapıyorsun. Yoksa terör örgütlerinin falan yani bize buradan biri söylediği zaman terör örgütü harekete geçmez. Ama ne diyeyim. Emekçi ayakta. İşçiler kıdem tazminatının gaspına karşı yurdun dört bir yanında eylem yaptı. Türk İş Kıdem Tazminatı'nın değişikliğe karşı 81 ilde bölge, il temsilciliği ve işçilerin katılımıyla eş zamanlı açıklama yaptı. Aç açıklamalarda görüşümüz net. Kıdem Tazminatı işçi sınıfının ve Türk kırmızı çizgisi de değişiklik istemiyoruz denildi. Disk Başkanlar Kurulu'nun kıdem tazminatına ilişkin açıkladığı sonuç bildirgesi 81 ilde ve örgütlü oldukları işyerlerinde yerlerinde on binlerce kişinin katılımı ile okundu. Ankara'daki açıklamada kıdem tazminatına dokunmayı aklınızdan bile geçirmeyin vurgusu yapıldı. hakiş Önce zamanı değil diyen hak iş, dün kıdemi tartışmaya hazırız vurgusu dikkat çekti. Konfederasyonun olağanüstü yönetim kurulunun ardından kıdemi uygun bir zamanda katılımcı bir yöntem ve pozitif bir yaklaşımla çalışanlar lehine çözülmesini konuşmak ve tartışmaktan yana olacağız açıklaması yaptı. Buna karşı AKP Genel Başkanı ne dedi? Valla bu işe bizi karıştırmayın, işçiler işverenlerle birlikte çözsün dedi. Bu dünyada yok örneği. Ve alkış aldı biliyor musunuz? İnanılır gibi değil bu ülkeyi yöneten bir numaralı kişi dedi ki bu sorunu işçi ile işçiler arasında çözsün dedi. O zaman sizden niye varsınız? Devlet neden var? Devlet işte ceberrutluk yapsın. Benim dediğim olacak olan filan diye milletin kafasına sopayı vursun diye yok ki. Bu organizasyonları hakkaniyete, adalete uygun biçimde yapsın diye var. Ya e onlar aralarında çözsünler. Aralarında nasıl çözerler? Avukatlardan savunma mitingi geldik günün en önemli bana göre haberine bakalım ne olacak. Çoklu baro bugün mecliste yargının iki ayağını çökerten iktidar savunma ayağını da yok edecek ve neredeyse tüm baroların karşı olduğu FETÖ projesi çoklu baro teklifini bugün meclise sunacak. Erdoğan kararlı olduklarını açıkladı. İdeolojik etnik dinsel barolara karşı çıkan avukatlar savunma mitingini yapacak. İzmir'de dün yürümek isteyen avukatlar engellendi. Bugün saat 12.30'da Çağlayan'da adliyenin önündeki o büyük meydanda bir miting düzenlenecek. Tabii sorunlu bir durum. Ee, İstanbul Valiliği, Emniyeti, Şusu Busu, Süleyman Soylu'nun adamları tahmin ediyorum korona bahanesiyle yani bir gösteri yürüyüşünü ya da bir mitingi önlemek değil, efendim korona önlemleri dolayısıyla falan diye engel olmak isteyeceklerdi. Tabii çok daha yakınlaşacaklar onu önlemek isterken. Bilmiyorum. Ee, i̇nşallah o tür şeyler olmaz. Ama şunu söyleyeyim, bakın bu çoklu baro çoklu baronun altında yatan bu yargıyı tamamen belli grupların eline vermenin ötesinde çoklu hukuk anlamını da geliyor. Çünkü bu çoklu baroyla başladığınız zaman bu barolar bazı kavramları da tartışmaya başlayacaklar ve bu kasıtlı olarak bu yapılacak ve çoklu hukuk sistemi. Nedir çoklu hukuk sistemi? Efendim herkes kendi inancına göre yargılansın. Benim inancıma göre bu suç böyle sizin yaptığınız medeni hukuk ya da medeni şeylere göre, ee, e, uluslararası kurallara göre vereceğiniz ceza ya da ödüller benim inançlarıma uymuyor. Zaten işte bütün tartışma tekrar binlerce yıl öncesine geliyor. Tartışmalar buradan başlamış. Yani laiklik dediğimiz, efendim e, ortak hukuk dediğimiz, tek hukuk dediğimiz kavramlar buradan çıkıyor. Bir yerleşim merkezinde yani nüfuslar artmaya başlayınca değişik inançlardan, değişik kültürlerden, ırklardan, milletlerden gelenler kendi kurallarını uygulamaya kalkınca bu sefer aynı ortamda yaşadıkları diğerlerinin hakkını gasp etmiş oluyorlar bir anlamda. İşte zaten laiklik dediğimiz, hukukun tekliği dediğimiz konu buradan çıkıyor. Bir takım hukuk kararları, yaşamsal kararlar ortak alınmalı. Herkesin kendi inancına, kendi meşrebine göre kurallar koymaya kalkarsak bunun için yararlı olan öbürünü ezecek. O halde bütün bunlardan harmanlayıp bir ortak hukuk oluşturur. Şimdi bunu geri götürmeye çalışıyorlar. İslam hukuku mesela egemen olsun diyecek. İşte o zaman ne bileyim işte bu bankacılık sistemi, ekonomik hani İslam ekonomisi diyor ya, işte İslam ekonomisi demen için de e, hukuku da İslam hukuku yapman lazım. Ha şimdi bunun taraftarı olabilir mi? Olur tabii. Diyebilir ki adam burası Müslüman ülke, o zaman İslam kuralları ve İslam hukuku geçsin. Ama işte o zaman dünya ile olan bağlantınızı koparıyorsunuz. Zaten İslam ülkelerinin çoğunun geri kalması ya da dünya ile bağlarının kopmuş olması sadece ve sadece Allah'ın verdiği petrol geliriyle çok zenginleşen belli bir kesim dışındaki İslam ülkesinde yaşayan halkların son derece ilkel şartlarda geri, bilgisiz ve cahil olmalarının bir sebebi de bu. Kendilerini kopartıyorlar. Aslında yönetici kadro ya da zengin kadro o beğenmedikleri ya da inkar ettikleri uluslararası sistemin içinde bir elleri yağda bir elleri balda yaşıyorlar. Ama kendi halklarını işte bu efendim bizim hukukumuz bu, devletimiz bu, ekonomimiz bu diye kandırıyorlar, eziyorlar ve sömürüyorlar. Türkiye'de de bunu yapmak istiyorlar. Gelen tehlike bu. Çoklu baro, çoklu hukuk. Ama bu çoklu hukuk dediğimiz geçici bir şey olacak. Çokluymuş gibi davranıp bir anda bir bakmışın Türkiye ciddi bir İslam devletine dönüşmüş, İslam hukukunun, İslam kurallarının uygulandığı, dünyadan kopuk, bazılarının çok zengin olduğu bir devlet haline gelecek. Amaç o, onu söyleyeyim. Onun için şimdi bugünkü baronun e, toplantısı bence çok önemli. Bu arada dünkü şeyimiz, tekrarlayayım, böyle bir tezvirat yürütüyorlar. Efendim, baro başkanı Durakoğlu, mecbursunuz diye bir şey var çağrıda, çağrı metninde. O mecbursunuzun mecazi olduğunu, 30 IQ'su olanlar bile anlar. Ama işte okumayan, bilmeyen ya da işte bakın görüyorsunuz değil mi bu barolar var ya sırf Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için bunları yapıyorlar diye propaganda yapılan kitleye etkiliyor. Vay mecbur tutuyor bir de. Mecbur falan tutmuyor. Mecazen söylüyor. Arkadaş haklarını korumak istiyorsan mecbursun buna gelmeye diye. Onun için bugün 12.30'da bakalım göreceğiz. Öğretmeni ayıp demiş. Emekli eğitim emekçilerinin Bahçeli Köşkü sessiz sedasız vakfa verildi. E, güzel bir yerdir. Para da kazanacaksa iktidarın vakıflarından birine gidecek. Alıştık bunlara. Efendim Kadıköy Kızıl Toprak'ta kullanımı 1952 yılında Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği'ne verilen Bahçeli Köşkü mülkiyeti Sultan Selim Hanı Kadim Vakfı'na devredildi. Bak vakfa bak adına bak. Sultan Selim Hanı Kadim Vakfı. Hmm. Tabii şöyle tam şey vurgu sokursanız şöyle bir şey görüyor. Sultan Sultan Selim Hanı Kadim Vakfı. Ne demekse. Ellerinde köşkü boşaltın yazısı ulaşan emekli öğretmenler tepkili. Eğitim sen ve öğretmenler köşkü Fatma Şadiye Toptani 1860'te satın almış ve muallimler yurdu olarak hibe etmiştir. Nasıl oluyor da söz konusu vakfın oluyor? Miras hukuku yok sayılıyor, gasp edilemez dava açtı. Işte. Şimdi abi yapar mı? Yapıyor. Çünkü neden? Ses çıkaracak biri yok artık. Kalmadı. Yargı. Bunları yargıyla önlüyorsun. Gidiyorsun diyorsun ki bir dakika arkadaş elimde miras belgesi var, tapu senedi var, o var, bu var. Yargıya gidiyorsun. Böyle bir güvencemiz vardı Türkiye'ye. Medeni bir ülke, laik, demokratik bir ülkeyken böyle bir şey vardı. Ama şimdi karşı devrimle bunların pek çoğu erozyona uğratıldı. Yargıya gidiyorsun. Adam diyor ki bir dakika diyor, bir dakika. Miras doğru, tapunuz doğru. Kim alıyor abi? Bizim vakıf. Verin şekerim, başımızı derde sokmayın. Koronayı dikkate alan yok diyor. Bak aynı muamele. Biz adam olmayız. Bak Cumhuriyet de yapıyor. Koronayı dikkate alan yok. Ne yapacaktık peki? E, gitmiyoruz işte. Giden var. Mahvolduk işte o zaman. Eğer bunlar doğruysa yandık. Benim çok tedbirli olmamın bir anlamı yok. Zaten sonra toplum sonuçta buraya itiliyor. Abi ben bu kadar dikkat ediyorum. Bunların hiçbiri dikkat etmiyor. Sonuçta benim dikkat etmemin bir anlamı kalmıyor. Ben de dikkat etmeyeyim. Tayyip Erdoğan kazandı, dirayetiyle koronayı da yenen adam. Çünkü sonuç öyle olacak. Sonucu saklarsan, bu koronadan böyle sokakta yürürken pat 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 insanlar o şey, hani bazen olur ya, kuşlar pat pat dışarı Ha, Öyle ölümler falan olmayacağına göre hepsini, solunum yetmezliği, grip, efendim e, boğazsal hastalık falan filan yapar ne olacak? Çünkü şu anda da bakın, hani ortada böyle bir korona bir salgın, insanlar mahvoluyor. Gördün mü koronalı falan? Böyle bir şey yok. Onun için diyorum yani bir şekilde toplum dizayn ediliyor. Ama buna diyorsun ki abi tamam da biz böyle fazla buradan kaybedeceğiz. Sen ucunu sal bir şey olmaz. İnanın buna inanıyorlar. Çünkü başka türlü bu enayilik, yani bugünkü iktidar şuna inanıyor. Bakın bunu eleştirmek, kötülemek için söylemiyorum. Arkadaş bu iş o kadar söylendiği kadar vahim, e, hepimizi öldürecek bir şey değil. Aldık, sıktık, onu da yaptık, bunu da yaptık. Bak işte şimdi gene müjdeler açıklıyoruz. İşte şeyi uzatıyoruz, yardımları uzatıyoruz. Efendim çok uzun esnek çalışma bu katkısını şey yapıyoruz. Helal olsun başkanımız dirayetli filan. E gördüğünüz gibi işte yendik de. Yoksa böyle bir şey olur mu ya? Şimdi dün akşam dalmış polis Caddebostan'da maske kontrolü 9 lira 9 lira ceza yazıyor. Bütün yapılan o ha. Yani korona ile ilgili yapılan tek şey o. Gerisi palavra. Burada başka. Yunus Nadiye Özlem demiş. Milli Mücadeleyi ve Atatürk devrimlerini kararlılıkla destekleyen gazetemizin kurucusu ve baş yazarı Yunus Nadi Abalıoğlu ölümünün 75. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıldı. Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun 75 yılda vay canına. Bizi kimse susturamayacak. Cumhuriyetin ilkelerini savunmaya devam edeceğiz demiş. Efendim gelelim. Sözcü gazetesi. 81 ilde sokağa dökülen işçiler, bakın şimdi ye, hürriyet şeysine bir bakalım, bir dakika bir şey. Şimdi bakın, 81 ilde, ya bu, bu şaka değil ha, 81 il işçiler sokakta, kıdemime dokunma. Efendim 81 ilde sokakta da her ilde birer milyon kişi falan sokakta değil. Türk iş, koronanın da önlemleri doğrultusunda makul olabilecek bir şekilde Türkiye'nin 81 ilinde eylem yapıyor değil mi? Şimdi bakalım. Ekonomiye güven arttı çok güzel. Vaka sayısı arttı. Şu oldu bakıyoruz. Türkiye ekonomisine güven artıyor. 1 milyon iş yeri için önlem çok güzel. 19 gün kredi, tapu fırsatçıları geçiyoruz. Raylar, milli ekonomi yaşasın de şey. Bakıyorum. Z kuşağı bilmem ne, Bodrum, pençe kaplan o bu şu evet şimdi hürriyet şeysi Ahmet Hakan'ın gazetesi 81 ilde yapılan eylemlerden satır yok bak bir satır yok geçelim sabah bakalım ne yapmış işçi ve işverene bir ay daha destek çok güzel Avrupa'nın falan ona da bakıyoruz Milli tren, ekonomiye güven yükseliyor. Anne kızlık soyadı tarihe karışıyor. Ne oluyormuş? Yarın başlayacak yeni dönemde kimlik bilgileri üzerinden doğrulama yapılamayacak. Elektronik kimlik kartları ve pin numaraları da işlemlerde kullanılacak. ATM'lerden de bu kartlarla işlem yapılabilecek. Güzel, peki. Burada bakıyorsun. Efendim, hezimete uğradı. Libya, Hafter yenildi. Paralı asker. Hafter yenildi. Her gün Hafter yenildi haberi var biliyor musunuz? Bayılan öğrenciye tekme, FETÖ'nün işkence mangaları, tamam HDP'liler. 15 Temmuz ayaktayız. Yani i̇şçi ve işverene bir ay daha destek falan. Bak burada da işçiye böyle şey yapılıyor. Şimdi Sayın Başkanımız kıdem tazminatı ile ilgili konuşuyor ve fakat 81 ilde yapılan gösteri savaş şeysinde de yok. E şimdi bir şey soracağım size. Ya bu iyi bir ülke mi oluyor böyle? Diyelim ki işçi haksız. Bak, haksız. Kıdem tazminatı sana ne kardeşim? İşveren sana kıdem tazminatı mı verecek? Peki. Abi 81 ilde yapılan, 5 beş kişi, beşer kişiyle bile olsa, her ilde yapılan bir eylem, tek satır bile yer bulamaz mı şu kağıtlardan? Evet. Şimdi sözcü koyacaksınız ama ben böyle bak sözcü al. Alın teninden ellerinizi çekin. Dün yapılmış bu olay. Şeye bakıyorsun burada var. Yeni çağa bakıyorsun var. Şimdi gelelim şey yeni şafak şeysine. Bakıyorsun. Yani ondan sonra diyorlar ki bak bu saraydan yönetiliyor. Genel yayın müdürü falan yok bu gazetelerin. Bu gazetelerin muhabirleri şunları bunları yok. Yukarıdan Bugün bu 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 haberler. Araları da siz doldurun çocuklar. Aman ha. İşte arada böyle bir şey oluyor. Bakıyorum. Hılı Su Barajı. Milli Tren Rayla. Bir de Milli Tren diye bir laf var. Kıdem'de çözüm bilim kurulu. Bakıyoruz. Ha, Burada var fakat bak nasıl var. Kıdem tazminatı bunu ve tamamlayıcı emeklilik sistemi konusunda falan falan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak başta gelen görevimizdir falan diye konuştu. Sendikaları çağrı yapan ya e işveren sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya koyun, kendi aranızda halledin. Bak haber bu. Onun dışında var mı? Yok. Ayıp değil mi ya? Ayıp değil mi? Bakalım. Başka yandaş. Bakalım Türkiye şeysi ne yapmış? Adına da Türkiye diyor. Demokratik çoklu baro. Manşete bak. Bak kısa çalışmayı uzatıyoruz. Çok güzel. Ekonomi iyi yolda. Güven endeksi. Dünya Bankası'dan Türkiye'ye güven kredisi. Her şey çok güzel abi. Fakat milyonlarca işçinin kira, stopaj, pozitif kapatırız. Çok güzel bak, çok güzel. Ekonomi ve güven hızlı toparlanıyoruz. Dünya Bankası 380 milyon avro para geldi. Halkbank bütün kategorilerde birinci oldu. Kerem Alışık'la ilk sıraya çıktı. Reklam yapmışlar. Birinci olmuş. Turizmde patlıyoruz. Ukraynalılar geliyor. Her şey. Bakıyoruz yerli ve hızlı. Vay anasını yerli ve hızlı. Ulan bugüne kadar niye yapmadınız siz bunları be çocuklar? Ha? Bir anda her şey yerli ve şeydi falan böyle. Ne olmuş abi? Diyor ki sosyal medyada ters tepen siyasi mücadele. Ha bunlar onu unutamadılar hala ha. Tayyip Erdoğan 2 3 milyon kişi seyretti diyor ama diyor e, dislike'lar çok dip dalga yok böyle bir şey. Herkes Tayyip Erdoğan'a hayran. Tamam abi güzel o zaman. Herkes Tayyip Erdoğan'ı. Bütün gençler madem çok seviyorlar. Bakıyorum abi. Bakıyorum. Sizin için bakıyorum. Bak ne kadar fedakarlık yapıyorum görüyor musunuz? Ey işçi kardeşlerim. Burada da yok. Kararda vardır herhalde. Niye? Çünkü onlar hani cemaattan dolayı bir parça şeyler ya. Bakıyorum var mı? Evet. Kıdem tazminatı sendikalardan ortak tepki. Bak burada var biliyorum. Var. Aferin. Bir gün tabii ki var. Bakalım aydınlık şeysi ne yapmış? Hah. 81 de uyarı Şimdi onlar aynı zamanda işçicilik de yapıyorlar ya. O bakımdan yani. Eş zamanlı eylem yapan Türk iş, ama Türk iş. Onların sendikası Türk iş. Çoklu baroda gül izi. Ha çoklu baroyu şey yapmış. İtiraf diyor. Aydınlık bak 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 bak. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili Cahit Özkan. Abi cemaatçi dün anlattık size. Yani cemaatin az adamı, kadrolu. Çoklu baro için devlet denetleme kurulu ve liberal düşünce topluluğu raporlarından yararlandıklarını açıkladı. DDK raporu Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde hazırlandı. Ananın. <laughs> Meğer Abdullah Gül yaptırıyormuş bunları ya helal olsun. Ama işte. Şimdi kötü bir şey mi? Aydınlık. Bak şimdi. Aa, çok güzel. Çoklu baro iyi bir şey mi değil mi? Yani aydınlık destekliyor mu Tayyip Erdoğan'ın bu şeyini? Hayır desteklemiyoruz derlerse başları belaya girer çünkü. Bir dakika arkadaş yani böyle. Şimdi gelelim neyse boş ver. Sözcü işçinin alın terinden elinizi çekin. Kıdem tazminatının tamamlayıcı emeklilik sigortası adı altında eritilmek istenmesine sendikalar ve işçilerden büyük tepki de doğaya aldı. İşçiler son kaleleri olarak gördükleri kıdem tazminatına sahip çıkmak için dün 81 ilde aynı anda eylem yaptı. Pankart açan işçiler iktidara krizin faturasını işçiye kesmeyin, kıdemimize dokunmayın diye seslendi. Enteresan. Ama haber yok. Ama tek başına sözcünün koyması bile bütün Türkiye'nin öğrenmesini sağlıyor. Anlamadıkları bu. Burada ben anlatıyorum. Türkiye'nin yarısı öğreniyor. Değil mi? Yani Neyi saklıyorsun Ahmet Hakan'cığım benim? He? Bir satır koymuyorsun ya ayıp be. Sabahı anladık hani onlar. Ama bakın bu şu net gözüküyor Bu olay tamamen sarayda kotarılıyor gazetelere bunlar 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 yapılacak. Başka izah yok mu? Yoksa 81 ilde yapılan bir eylemin hiçbir şekilde yer almamasının bir anlamı olabilir misin? Neyse. Tesadüfe bak diyor. Lotoda 20 gün arayla 5 rakam aynı 5 rakam çıktı. Loto'nun 6 Haziran çekilişine çıkan 5 sayının 27 Haziran çekilişine yine çıkması şaşkınlık yarattı. şaşkın niye? Hile yoksa şaşkınlık niye yaratsın ki? 5 trilyonda bir milyar, pardon 3,5 trilyonda bir ihtimalmiş bu. Ama var mı? Var. 3,5 milyon trilyon pardon. Trilyon ihtimal olabilir. Yan yana gelir, olur. Uzayda da var böyle şeyler. Yani trilyonda bir ihtimal oluyor. Oluyor yani olur. Ne olmuş? 05 yani 5 11 24 39 41 44 çıkmış bir önceki altısında 20 gün önce. Sonra 5 11 24 30 39 41 hangileri tutuyor? 5 tutuyor. 11 tutuyor. 24 tutuyor. 39 tutuyor. 41 tutuyor. Ana! Burada 44 yerine 30 olmuş. Ben bir ara loto oynuyordum. Şöyle oynuyordum. dolduruyor Bir tane doldurmuştum hani böyle kırmızı. Doldurdum. Sonra Abi kaç haftalık dedi. Ya ne bileyim Dedik işte 8 haftalık mı ne oluyor? Peki. Sürekli aynı numaralar. Hiç değişmiyor. Hiçbir şey çıkmadı. Ha. Şimdi mesela şöyle bir kupon oynamış olsak. Bir çıkacak. O devam ediyor. Bir de 5 çıkmış olacak mesela. Ne güzel olurdu değil mi? ben Yunan, Yunan işgal ettiği Eşek Adası'na iyice çöreklendi. Şimdi Eşek Adası'na Cumhurbaşkanı geldi biliyorsunuz Yunan. Mesela o da yok şeylerde. Bu, bu gazetalarda o da yok. Mesela Yunan Cumhurbaşkanı'nın burnumuzun dibine gelmesi haber değil mi arkadaşlar sizler için? Nasıl gazetecilik yapıyorsunuz siz? Hayır hiçbir şey olmasa. Ya. bırak Yunan işgalini filan. Yunan Cumhurbaşkanı bizim böyle hemen ala diye bağıracağın yere kadar gelmiş. Yunan Cumhurbaşkanı bakayım kim? Aydın Didim karşısındaki Türkiye'ye ait... Yaşak 16 yıldır işgal altında tutan Yunanistan dün yine tarihte bulundu. Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellapropulu. Ha biz buna kısaca Katerina diyelim. Valla. Yunan Cumhurbaşkanı Katerina diyelim herhalde alınmaz darılmaz. Çünkü soyadını söylemek çok zor. Sakellapropulu. Ulan Karamanlis var ne güzel. Ne bileyim işte Mak neydi o çocuğun adı? Bundan önce bir tane başbakan vardı. Kipras. Kipras pardon. Ha. Ne bu isim ya? Sakallaropulu. Bırak Katerina. Yunan Cumhurbaşkanı Katerina. Bak adayı gezmiş, askerler selam durmuşlar. Şimdi bu ada bizim mi onların mı? Hadi bakalım. Savunma, savunma çağlayan da bulacak burada. Koronavirüs. Sosyal mesafe ihlal rekoru İstanbul'da kırıldı. 14 kişi alması gereken minibüste 37 kişi çıktı. Bunlar eskiden normal günlerde de yapıldı. Korona yokken nasıl sığdınız buraya diye. Sığdırıyorlar işte. Vallahi bravo. Efendim geçelim. Gel şu aydınlığa bari önümdeyken. Vaktimiz ne? Oo daha çok var. Rahatız. Ya şu eşek adası haberini bir şey yapalım o zaman. Bizde de var. Görüntüleriyle bir bakın. Ee, tahrik diyor. Türkiye'yi tahrik. Tahrik oluyor Türkiye'de. Ha? Hayrak eden yani ciddi soruyorum ha. Gülmeyin. Yunan askerinin hemen burnumuzun dibindeki Türk adalarına asker çıkarması, burada kuzu kebap çevirmesi, kuzu kebap yapması çevirmek çevirmesi, Yunan Cumhurbaşkanı'nın adaya gitmesi. Ay bu adalar bizim mi değil mi? Şimdi bir iddiaya göre bizim ama iktidara göre herhalde değil. Çünkü ağzını açar. Hiç kimse ağzını açmıyor. Peki kimi tahrik ediyor Yunan Cumhurbaşkanı? Malavra. Şoklu baroda gül yüzü. Tamam bunu söylemiştik. 81 uyarı eylemi burada da var. Kurultay mahkemelik oldu. Buyurun. Aydınlık gazetesi birinci sayfadan koymuş. Daha ögürleri ona gelmediler. Ona vaktini bekliyorlar CHP'yi karıştırmak için. CHP'de kurultay krizi büyüyor. 25-26 Temmuz'da yapılması planlanan CHP kurultayının salgın nedeniyle ertelenmemesine tepkiler gelmeye devam ediyor. Eski CHP milletvekili Şahin Mengü, kurultayın ileri bir tarihte ve daha geniş bir yerde yapılması için Ankara Asya Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Fakat davayı mahkeme reddetti. Neden? Ee, yani dün öğrendiğim çok net bir şeyim, e, hani ayrıntılı bilgim yok ama şunu biliyorum. Ben, ama neden reddediyor? Benim anladığım şu. Yani o e, diyor ki yani karar alınmış. Hani siz neyi söylüyorsunuz diyor. Bana göre, bana göre dün en çok soruyu bana da sanki uzmanmışım gibi soran oldu. Ben şunu görüyorum. Bu kurultay önceden önlemek galiba mümkün değil. Ama sonradan iptal edilebilir. Çünkü anladığım kadarıyla salonun fiziki durumu ve bugünkü CHP yönetiminin tavrı nedeniyle kurultaydan sonra çok sayıda hukuki sorun çıkacak. Ha şu anda yapılmak istenen anladığım kadarıyla genel merkez ve genel merkezi kontrol eden ekip olduğu gibi hani kazandık aynı Tayyip Erdoğan'ın hani baskın seçim diyordum ya ben baskın seçimi niye yapıyor? Aslında muazzam bir halk desteği almayacak arkasına. Herkesin şeyini almayacak. Yüksek bir şeye çıkmayacak. Fakat herkesin beklemediği bir anda güm diye seçimi yapıp istikrarda oydu buydu dur abi dur şimdi kime yapacağız falan numarasıyla kazanıp nasıl güç tazeleyecekse zannediyorum CHP'nin bugünkü genel yönetimi de tam kurultayı yaparız kazan ondan sonra bize dokunamazlar. Niye? Tam çözemiyorum. Yani nereye varmak istiyor bu şekilde? Yani daha bir aktif muhalefete falan dönüşecekse kabul. Ama böyle bir hava da görmüyorum. Sonuç olarak CHP kongresi biter, kurultay biter, bittikten sonra büyük patırtı çıkabilir. Neden diyeceksiniz? Çünkü şu anda lafla anlattığınız zaman ikna edemeyeceğiniz bazı adaletsizlikler ya da haksızlıklar ortaya çıkacak. Nedir? Diyor ki bana mesela bir e, girişimci diyeyim, siyasetçi, CHP yönetiminde yer almak istiyor. Fakat tüzük gereği en az 10 delegenin imzasını alması lazım orada e, parti meclisine aday olmak için. Çok güzel. Salona giremiyor. Delegeyi tecrit ederseniz, ben de aday olmak istiyorum mesela. 10 delege lazım benim adıma da. Ya yani ben aday olacağım. Onlar diyecekler ki evet biz Can taktım. Sakın ha yani örnek kendimi veriyorum ki birinin ismini kullanıp yıpratıcı olmasın ya da hani ön alıyormuş gibi. Kendimi söylüyorum yok böyle bir niyet. Olmaz zaten. Diyor ki Can Ataklı'nın adaylığını biz de destekliyoruz. 10 kişi. Yani nasıl genel başkan adayı göstermek için. Ha bak genel başkan adayı için delegeler gelip de sana 400 imza topluyoruz aday olur musun derlerse olurum. Mu? Bak o başka. Fena da olmaz aslında. Şimdi bu olacak mesela. İçeri giremedik diyecekler. Efendim, e ben girip yani şeyi mi anlatamadım diyecek. Şimdi bir içeri girebilecek durumda olanlar var. Onlar sadece genel merkez yöneticileri ve milletvekilleri. Onun dışında da delegeler. E peki ben siyasete CHP'de yapmak istiyorum. E gelip anlatmam lazım. Delegenin karşısına çıkacağım. E ahali diyeceğim. Ben var ya ben böyle yaparım, böyle yaparım. E onu yapamayacaksın çünkü yasak. Ya bir sürü sorunu var. Kurultay çok konuşulacak ve CHP bence bu konuda dile düşebilir tekrar. Kara Gazetesi bu gidişte Ağustos'ta okul zor diyor. Bu gidiş dediğine 12 Haziran'da binin üzerine çıkan vakalar iki haftadır alarm eşiğinin altına inmedi. Sağlık Bakanı'nın mücadelede tam tedbirli değiliz sözleri durumu özetledi. Bilim kurulu üyeleri ise böyle giderse okulların açılması sıkıntı yaşanır dedi. Ailelerin bir numaralı gündeminde takvimin riske girmesi, vatandaşların kurallara tam uyumla yaz rehavetinden sıyrılması gerektiğini gösterdi. E şimdi, abi ben ona bakmam, benim sayın başkanım bu konuda ne diyor? O diyor ki, yürüyün lan diyor, yok bir şey diyor. O kadar. Türkiye şu anda bu. Burada da devamlı bir gevezelik. Ay efendim çok fena oluyoruz. Ay çok fena bu insanlar, üst üsteler. İşte bu gidişte bir an e, bilim kurulu böyle diyor. Sağlık Bakanı böyle diyor. Peki Türkiye niye böyle? Ya burada bir garabet görmüyor musunuz yani? Hani bilim kurulu dediniz. Yok öyle. Ne bileyim abi kurulu mu var aslında? Bir tanesi bilim kurulu nerede? Çıksın açıklama yapsın o zaman. Yapabilir mi? Sikar. Hadi bakayım. Bir tanesi çıksın açıklama yapsın. Öyle bana palavra falan atmayın kardeşim. Biz para almıyoruz falan. Benim derdim para alıp almaman değil. Kimsenin parasında gözüm yok. Sıkıyor mu çıkıp açıklama yapmak? Ha bireysel yapıyorsunuz. Var içlerinde birkaç kişi. Ne bilim kurulu be? Hangi bilim kurulu? Kimi kandırıyorsunuz? Kendinizi mi kandırıyorsunuz? Bilim kurulu dediğin öyle yok. Cumhurbaşkanına aa, arz edilecek. Aman bakan ne der? Ay, ama yani AKP'nin oyları bilen böyle bir şey olmaz. Ya söyler ya. Hadi arkadaş ben bilim kurulu falan değilim der, bağımsız olarak gider anlatır gerçekten. Ne bilim kurulu be? Onun için hepsi hikaye. Şimdi bir asker görüntüleri olacak. Bunlar oluyor. Şimdi peki yani bana biri izah edecek bunu. El altından başka ses söyleniyor demek belli kitlelere. Çünkü mesela bunu yapanlar kimler? Bunu mu yapan MHP'liler. Yani bunu mesela CHP'liler böyle bir asker uğurlaması yapmıyor. AKP'de de pek böyle yaygın değil. Bu asker uğurlaması MHP'nin şeyi. Zaten ya Allah bismillah, allah Ekber o atılıyor. Bir de en büyük asker bizim asker. Bunlar galiba MHP'nin böyle yoksul çocukları. Çünkü bunlar paralı askerliğe gidemedikleri için. Hani bari gidiyoruz, şanımızla, şerefimizle gidelim diyorlar herhalde. Ama bir şekilde teşvik ediliyorlar. Çünkü insanın aptal olması lazım. E değiller. Niye aptal olsun o çocuklar? Demek gidiyorlar ki, ki abi sen sallama, boş ver. Ama biz burada diyor, vay olur mu böyle şey? Oluyor işte. Ne demek olur mu ya? Çünkü neden? Otorite gevşetti. Sağlık Bakanı falan takan yok. Herkes farkında. Bilim kurulunu takan yok. Herkes farkında. Rakamları takan yok. Herkes farkında. Çünkü müthiş bir illüzyon var Türkiye. Facia bir ülke olduk ya. Bir taraftan yerliler, milliler, harika, ekonomimiz çok güzel gidiyor. Bak falan. Öbür tarafta battık, yakıldık bilmem ne. Aradaki insan ya onlar diyor abi battık battık diyorsunuz. Yok böyle bir şey ya yürüyün gidin. Aynen bakın bu. Çünkü bu işin net yani birdenbire kitlesel ölümler yüz binlerce patır patır insanlar ölmüyor. Hani bu öyle bir virüs değil. O anlaşıldı benim anladığım. Şimdi diyor ki abi biz bunu hallederiz. Çok sıkışırsak da baskılarız olur biter. Yapabiliyor mu? Yapabiliyor tabii. Bir ay kısa çalışmaya uzatma diyor efendim. Davul Erdoğan tokmak Bahçeli. Aa bu çok önemli. Şimdi bu doğru mu? İhtimal. Şimdi bakın. CHP liderine hükümeti eleştiriliyor. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde AK Parti ve CHP vardı. MHP vardı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi küçük bir partinin vesayetinde düşe kalka devam etmeye çalışıyor. Saray vesayet sahibi bu küçük partiden izin almadan karar alamaz duruma geldi. Davul Erdoğan ama tokmak Bahçeli'de. Cumhurbaşkanı bütün kararlarını Bahçeli'den onay alarak açıklıyor dedi. Evet Bahçeli iktidarın asıl gücü. Şimdi bakın, bizde de tabii bizde bir tabi daha çok oluyor ama küçük ortaklar daima bir anlamda güçlüdür. Çünkü neden? Küçük ortak eğer başka bir alternatif yok ise küçük ortak büyüğü elinde öyle maymun gibi oynatabilir. Örnekleri çok olmuştur Neden? Çünkü alternatifi yok. Ben çekilirsem sen düşüyorsun. O halde sen bana mahkumsun. Bu çok kullanılır. Şimdi mesela HDP içinde bunu söylüyorlar. Efendim CHP'den şey istiyor. Aynı mantık. Onun için ben bu şeyi çok şey değilim, e, taraftar değilim. Yani böyle yıpratmaya. Bu da nifak atmak oluyor. Bu da öbür türlü oluyor. O da ona diyor ki işte HDP desteğini çekerse kaybedersin her yeri. O ona bağlısı falan. Ama şu bir gerçek. AKP için daha doğrusu saray için en önemli olan şu anda Bahçeli'nin sağlık durumu. Bahçeli'nin sağlık durumu nedeniyle başkanlığı yapmayacağını, kenara çekileceğini söylediği an AKP için korkunç bir son gelebilir. Çünkü MHP'yi başka ayakta tutacak kimse yok. Ha, İyi Parti desteğini alırlar mı? Bilemem. O laflar da var. Şimdi kimse alınmasın, darılmasın. Bunlar Ankara'da konuşuluyor. Yani MHP desteğini çekerse yerini İyi Parti ile doldurur mu? Çünkü burada işte diyorum ya bu başkanlık sistemiyle ee, koalisyonlar olmayacak, artık bitti koalisyon dönemi adı altında aslında kirli koalisyonlar dönemi başladı. Israrla söylüyorum. Hiç kimse alınmayacak, darılmayacak. Kimseyi de itham etmiyorum. Ama biz bu kadar yoğun destek konusunda MHP'ye ne verildiğini bilmiyoruz. Yani ama bir koalisyon olsaydı açık açık konuşulacaktı. Şimdi bilmiyoruz. O zaman Kötü kötü yorumlar insanın aklına geliyor. Hay, benim bunları buradan söylersem ya söylemem ben de. Ne yapayım yani? Çünkü yargı bu konuda hemen tat tat olabilir. Lütfü bile çalıştırabilirler. Ama diyorum ki insanın aklına ister istemez gizlilik varsa, kirli bir koalisyon varsa ortada ya kötü fikirler de geliyor. E o zaman yani e, şu anda MHP yedeyim yok. Kimi yapacak kardeşim diye rahat. Ama bir bakmışın. HDP ile ya da İyi Parti ile tak anlaşılı vermiş. Ne yapacağım? O zaman gider. Ama bugünkü koşullarda İyi Parti öyle bir sinyal vermediğine göre verebilir mi? Verebilir. Siyaset bu bilemem. Ama şu anda vermediğine göre MHP güçlü gözüküyor. Ancak o da genel başkanıyla. MHP'nin kadrosu genel başkanın sözünden çıkmadığı için fazla gürültü çıkarmıyor. Ama MHP genel başkanı ya ben çok sağlık durumumda kötü Başta da duramıyorum dedi. Çekildiği an MHP bak un ufak olacak partilerden biri. MHP'yi ayakta tutacak kimse yok. İnan yok. Yani öyle bana şimdi bakmasın öyle MHP'li yöneticiler. Özellikle şeye söyleyeceğim. Cemal Engin Yurt ve neydi? Öbür Çetin. Öyle be bu adamı burada böyle şey yapıyorlar işte bu ağza bilmem ne hemen küfürlü konuşabilirler ama yok abi. Siz aday mısınız mesela? Soruyorum. Aday olabilir misiniz? Mesela Bahçeli çekildi. Ben artık yapmıyorum dedi. Aday mısınız? Onun için yani hiç palavraya gerek yok. Un ufak olur. Yani başka şeyler olur. Neyse. Efendim Sünni baro, Alevi baro mu kuracaksınız diye soruyor Davutoğlu. Hükümetin barolar düzenlemesine sert tepki gösteren Davutoğlu, siz Alevi baro, Sünni baro, Ulusalcı baro, Kürtçü baro, Sağcı baro, Solcu baro mu kurmak istiyorsunuz dedi. Evet. Onu yapmak istiyorlar zaten. Yani bunu tabii böyle yapacaksınız diye eleştiriyi soru şeklinde dile getirmiş. Taktikler bunlar. Mara Başkanları ifade hürriyeti kullanamazlarsa sıradan vatandaş nasıl konuşsun? Avukatı otobanlarda kovalanan ülkenin demokrasisi olduğunu kim söyleyebilir? İktidar bu yaptığı avukatların yaptığıyla avukatların mezheplere, etnik kimliklere göre bölünmesi ihtimalinin farkında bile değil. Ya da daha küçük ölçüsü çok iyi, daha da kötüsü çok iyi farkında ve vizyat bölünmeyi istiyor. Bravo. Aynen budur bana göre. Koltuklarını korumak adına yıpratmadıkları değerimiz kalmadı. Korkut Koltukları korumak adına olmaz. Ya bunu hep yanlış kullanıyorlar. Ben de söylemekten bıkmıyorum ama bu Türkçe yanlış. Biri adına olur, kişi adına olur. Yani Tayyip Erdoğan adına konuşma olur. Ama e, insan hakları adına diye bir şey yok. İnsan hakları için. Çok basit bir şey aslında. Ama o kadar yanlış kullanılıyor ki bu kelime. Sonunda Galatı meşhur oluyor galiba. Galatı meşhur nedir? Yanlış kullanılır masına rağmen kabul edilmiş. Hani bu İngilizceden çevirdiğimiz var yani çıkış yapmak, giriş yapmak, alış yapmak falan. Öyle oluyorlar maalesef. Kötü Türkçe oluyor. Gençlerin ateizme yönelmesinin sebebi hamasi dinarlık yapanların sergiledikleri örnekler. Bu liyakatsiz iktidarın elinde Türkiye'nin ilk 20 ekonomi arasında kalması bile tartışmalı hale geldi diyor. Evet. Başka bir şey var mı? Bu gidişte şey açık denizde cinayete teşebbüs. Ha. Şimdi bak bu var. Ölümden kaçan çoluk çocuk mültecilere yönelik nazi dönemini aratmayan zulüm uygulayan Atina'dan kan donduran geri itme. Balıkesir Ayvalık açıklarında botlarla batan 45 kaçağı, 35 kaçağı sahil güvenlik ekipleri kurtardı. Kayıp 4 kişiye ise ulaşılamadı. Açık denizde dehşete yaşayan göçmenler botlarının geçişini engellemek isteyen Yunanistan sahil güvenlik güçleri tarafından kesildiğini anlattı ifadelerinde benzin bidonlarımızı aldıktan sonra Türk karasularına geri ittiler. Şimdi bu vicdansızlık mı oluyor bilemiyorum. Yani geri itiyor. Batırdı dese anladım ama diyor ki, gelme. Almak zorundalar mı? Lafa göre evet ama yani kendi ülkesinden kaçmıyor ki Türkiye'den kaçıyor. O zaman Türkiye ile protokol yapması lazım. Yani Irak'tan ya da Suriye'den direkt sınırdan kaçanı tamam. Ama buradan gelmiş sonra diyor ki ben daha da kaçacağım diyor. E peki Türkiye zaten almış, oraya gitsin diye mi alıyor? Karma karışık bir durum. Ama yani Yunanistan'ın ya da başka bir ülkenin engelleme yapmasında bir sorun var mı? Bence yok. Bunu insani koşullarda yaptığı sürece tabii. Yani botu batırıp da ölsünler kardeşim derse o farklı. Acaba biz de onu mu istiyoruz? Hani batırsınlar insanlar ölsün de biz de aa bak gördün mü falan. Onu da dinleyen yok ama maalesef. Türkiye Gazetesi ne demiş? İmdat çığlığı demiş. Novi Pazar korona salgınında can pazarı oldu. Osmanlı yadigarı salgından kırılıyor. Sırplar korona ölümlerini gizliyor. Halk Türkiye bize yardım etsin. Ay bunları da bayılıyorum. Sırplar engelliyorlar ve halk diyor ki Türkiye yardım etsin. Abi o yani iyi çünkü onlar da Amerika koşsun, İngiltere koşsun der. Kimi kandırıyorsunuz boşver. Başarısız siyaset Macron'u bitirdi. Şimdi tabii Macron e, Libya'da filan aleyhimize ya. Tabii hoşumuza gidiyor yenilmesi. İngiliz gazetesi de yazmış bugün. Independent. Diyor ki... Macron diyor, <laughs> Türkleri suçlamakla komik oluyor diyor. E, evet, bana göre de öyle oluyor. Yani burada çünkü hesap başka. Sen girmişsin, Türkiye'yi suçluyorsun. Olmadı da. Yani öyle beklediği de olmadı. Ha, Türkiye'nin lehine mi gidiyor durum? Hayır. Bakın onu söylüyorum. Ama işte bu Fransa'nın falan yapması, hem bizdekileri gördün mü bak Macron ne oldu. Bir de böyle bir yenilgi alınca tabii, bunlar siyasi yenilgi. Siyasi yenilgi alınca da şüngüler düşüyor. Yani e, en azından Türkiye ile uğraşması ya da Türkiye aleyhine konuşması falan bir süre için kesilecek. Çünkü diyecekler ki arkadaş yani dur ya sen önüne bak ne Türkiye bak, seçimi kaybettin. Efendim Halkbank her alanda lider diyor. Bakalım neymiş. Şimdi gelelim korkusuz benim gazeteye. Çünkü vaktimiz daralıyor. Korkusu unutmamam lazım. Efendim yine dehşet görüntüleri demiş tamam burada. Emekli ikramiyesi 1300 liraya çıkarılsın diyor. Kim? 1000 liralık bayram ikramiyesinin enflasyona eğildiğini söyleyen CHP'li Gürsel Tekin. İkramiyeler iyice erdi. Bu yüzden 1300 lira olmalı. Şimdi ben bunu anlamıyorum. Mesela böyle bir talepte bulunduğun zaman, Aa, bravo yasasın oyumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da Sayın Gürsel Tekin'in diyorlar mı? Yani bunlar bana boş şeyler, talepler. Hakikaten. Yanlış ayrıca da. Çünkü AKP tavrıyla, AKP taktiğiyle söylüyorsun, kimse takmıyor. Ve bunu söylüyorsun, yarın bu adam 1300 lira yapacak, o yapamadı, bak bu yaptı olacak. Ya bunu yaşadık. Hala bu kafada devam etmeyi ben anlamıyorum. Bu yaşandı. E, be, be, biz ikramiye vereceğiz dediler. O dedi ki, nereden buldun lan kaynağını dedi. Bak, aynen böyle yaptı. Bir maaş ikramiye dedi CHP. Ve o fakir fukara, garip kuraba dedi ki ya CHP bulamaz. AKP dedi ki ben bin lira veriyorum. Abi bu verir dedi. Ama bunlar veremez dedi. Bak Şimdi veriyor. Şimdi kalkıyorsun işte 1300 olsun. Yarın 1200 lira yapacak. Bak görün. Bu bayramda bile yapabilirler. 150 lira yaptık derler. Abi bak işte CHP gene veremedi. AKP verdi. Ya bu AKP taktikleriyle AKP'yi yıkma merakı ya da heyecanı ya da saçmalığını bırakın diyorum ya. Aynı taktik. Biz daha çok yardım edeceğiz. Adam diyor ki yardım eden var. Sen bana daha çok yardım edeceksin dediğin zaman ne oldu mesela İstanbul Belediyesi'nin falan? Bak bitti. O bir furya. Herkes kutular şunlar buna. Devam ediyor mu? Mutlaka ediyor. Ama anlatabiliyor musun? Hayır. Niye? Çünkü onlar rutin işler. Ve kimse üzerinde durmuyor. Kimse oradan kahramanlık çıkarmıyor. 1300 lira. Yapın peki. Al yarın 1150 lira yapar. Sen yapamamış, o yapmış duruma düşür. Onun için yani muhalefet konusunda biraz daha yeni birlikler üretmek lazım. Evet senin çözümün ne? Söylüyoruz abi bir sürü şey de. Her gün de tekrarlayacak halim yok. Ha en bilen ben değilim onu da söyleyeyim. Ama şunu biliyorum. Bu taktikler toplumda bir etki yaratmıyor. Mesela şimdi şey gördüm bir yerde. Efendim Z kuşağının şey için yüzde yirmi kota falan. Aynı kafa bak. Yıllardır söylediğim bir şey var. Özellikle muhalefet partilerinde. AKP yaparmış gibi yapıyor, beceremiyor. Diyorum ki arkadaş, Türkiye'nin itici güçleri var. Bir gençler, iki kadınlar. İkisi de çok önemli. Siz bunu sade edeme. Kadınlar canımız, ciğerimiz. Onlar bizim baş tacımız. İşte kadınsız, kadınlar falan. Peki abi ne oldu yani? Yok. Gençler, bilmem ne. Gençler bizim şeyimiz bir genç fetişizmi gibi. Söylediğim şu. Net. Bak öneri diyoruz. Arkadaş doğru düzgün iyi bir araştırma kurumundan. Dört koldan araştırma yapacak. Z kuşağı mı diyorsun? Tamam peki. Bugün 16 ile 26 yaş arası gençler e, muazzam bir araştırma yaptı. Ne yerler, ne içerler, ne izlerler, kimi severler, kimden sevmezler, nasıl davranırlar, ne? net çıkarın ama böyle gazete köşelerinde efendim işte bu bir takım çok bilmişlerini söyleyemem. C kuşağı şöyle, bunlar böyle, bunlar filan değil. Net çıkar. Hangi illerde, hangi kesimlerde, hangi gelir gruplarına göre alışkanlıklar ne? Elbette nişan e, Nişantaşı'nın Z kuşağı çocuğuyla ya da Boğaziçi'nde önünde okuyan ya da özel bir takım çok seçkin okullarda okuyan Z kuşağıyla efendim bilmem nerede okuyan çocuk ya da okumayan ya da şu hepsi farklı aynı davranışları yap ama sen bunları çıkar. Yapılan ne? Abi biz gençlere çok önem veriyoruz. Yüzde yirmi kota. Herkese küfür ettiriyorsun parti. Çünkü diyor ki abi yüzde yirmi genç, yüzde yirmi de kadın, e bana ne kaldı? Ben giremem diyor. Çünkü onu da zaten genel merkez kapatmış oluyor. Tabii bu kotaları koydukları zaman da genel merkezi ellerinde tutacak olanlar bu kotaları da kendilerine yönelik dizayn ediyorlar. Ve böylelikle hem çok demokratik bir görünüm oluyor, hem de genel merkez çok kuvvetlenmiş oluyor. Böyle bir sakıncası var yani. Onun için mesele kota koydum, gençleri bilmem ne yapıyorum, ya da genç fetişizmi yaparak ya da kadın bilmem nesi yaparak değil. Bunları yapacaksınız. Biliyor musun kardeşim Z kuşağı ne dinliyor? Gece konduda oturan çocuk ne dinliyor? Etilerde kaykay yapan çocuk ne dinliyor? Beşiktaş'ta varoştan gelip break dans yapar gibi trolle gezen çocuklar ne düşünüyor? Biliyor musun? Hayır. 3-5 akıl daha ne diyor ki Z kuşağı çok önemli. Bunlar artık şeyler. çok başına buyruklar. Hiç laf dinlemiyorlar ve işte ateist oluyorlar. ben hiç görmedim abi deist çocuk, ateist çocuk. Farklı bakıyorlar belki. Ama işte bunu böyle şeyle yapamazsın. Neyse boş Efendim bu minibüse bilen sağlam hasta iner diyor. Şimdi burada bir cümle var onu eleştireceğim arkadaşları da. Ne yazık ki para kazanmazsa insan sağlığının önüne geçti. Minibüse fazladan 23 yolcu olan 3 şoför 3 bin lira cezayı. Şimdi abi dersiniz ama yani bu minibüs şoförü, minibüs şoförü fazla kazanacağım diye arabasına mal yükleyebilir. Hani efendim kamyon 10 tonluk ama 15 ton yükledim abi idare eder der. Ama affedersiniz ama insanları fazla kazanmak için minibüsüne 23 yolcu alan dediğin zaman ben gülüyorum habere. Abi binenler ne oluyor yani? Şoför diyor ki, abi çok kazanacağım. Binin abi binin bir şey olmaz diyor. E biniyorlar. Binen de var kusur bir de. Mesela niye şoföre ceza kesiliyor? Binenlere niye ceza kesilmiyor? Ha bu arada hatırıma gelmişken söyleyeyim, ee, yarın tabii köşeme de koyacağım çünkü yazdığım için. Ee, Bursa Emniyet Müdürü Taceddin Aslanar. Bu ben de hem köşede yazmıştım hem burada da size de anlattım. Hani Bursa'da vicdansız polisler falan dedik ya. Şimdi tabii o tamamen bir haber hatasından kaynaklanmış. Ee, o olayda o genç kızlar, bir kere 15.45'te yani sokağa çıkma yasağının bitiminde polisle muhatap oluyorlar. Bir. Ama en, en önemlisi İznik'te sınav yok. Sınava falan da gitmiyorlar. İznik'teki öğrenciler Gemlik ve Oran Gazi'deki okullarda sınava gitmişler. İznik'te sınav yapılmamış. Peki nedir? Ha, yerel ajansın yazdığı bir haber. Şimdi bunu burada kimse kontrol edemez. Çünkü görüntü var. Polis durdurmuş, genç kız belli. Ki üniversitede okuyormuş, İbn Sina Üniversitesi'nde galiba. Birinci sınıf mı ne dedi? Şimdi tam şey yapmadım, tekrar bakmam lazım notlarıma. Orada okuyan, İstanbul'da okuyan ve polisler maske yok. Polis gelince öbür kızın maskesi varmış, o çene altıymış, ona yazılmamış. Ama öbür yani ceza yazılan da maske de yokmuş. Sonra polis maskeyi de vermiş, cezayı da yazmış. Yani Taceddin Aslan'ın dediği şu, dedi ki yani Can Bey haklısınız, biz de anladık. Yani haber buradan böyle gitmiş. Dedim ki yani bizim bunu doğrulatma şansımız yok. Ve bir de gayet mantıklı bir haber. Burada eleştirilen, dedik ki polis bu kadar şey. Tabii aynı gün, polisin işte yetişemeyen öğrenciyi motosikletle götürmesi, maske almayana işte maskesiz kaldığı için ya da düşürdüğü için, kirlettiği için hemen maske veren polisler, onları efendim, taşıyan polisler falan bunları da yaptık. Yani onları da söyledik haberleri. Bu da gayet mantıklı gelmişti yani. Orada tek şey, ya sınava giden çocuğa niye böyle bir şey yaptınız diye. Onun olmadığı ortaya çıktı. Onu da söylemiş olayım. Şimdi köşelere bakalım. Benim köşede ne var? Benim köşede bugün İki tane gene çok güzel yazılar ya. Yani harikayım, çok güzel. Birinci haber şey, toplumsal tepki balonu patladı diye bir yazım var. Nedir bu? Şu. Şimdi bu RTÜK, Basın İlan Kurumu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi filan şöyle bir şey anlatıyorlar bize. Hani bir takım bize yönelik, muhalefet olanlara yönelik işte vay efendim türban dedim, vay efendim şehit dedim, vay efendim işte PKK dedim falan. Bunların dayanak olarak söylenen ya bu konuda toplumsal tepki oluştu. Çok sayıda başvuru var. İşte bu alo rütük, alo Big, alo cumhurbaşkanlığı falan var ya. Buralara gelen ihbarlar. Ve şunu diyorlar yani e kardeşim sen bir laf söylüyorsun. Çok sayıda şikayet alıyoruz. Bu konuda işte milli manevi değerlerimiz zedirildi. Can Atak'la dinimize küfretti. Can ataklı ya da işte falan. Kendime örnek veriyorum ki yanlış olmasın diye. Ama Fakat Rütük üyelerinden İran Taşçı'nın yaptığı bir araştırma var ve yayınlandı da şimdi. E bu balon patladı şimdi. Çünkü ATV kanalı için 89 bin hemen 3 ayda 89 bin pardon 6 ayda 89 bin 987 şikayet gelmiş. Değişik. Bu kanalda şu oluyor bu oluyor filan diye. Tek soruşturma yok. Bir tane bile soruşturma yok. Bir tane ceza yok. Bir tane kınama yok. Bir tane kapatmıyor. Hiçbir şey yok. Hah. Demek ki Rütük, efendim çok sayıda şikayet gelince biz de onları işleme almak zorundayız. Eğer toplum e, e, sal bir tepki yaratıyorsa falan bu balon bitti. Şimdi gelelim. Üç tane yazım var. Üç tane iç içe yazı bunlar. Bu Fatih'in portresiyle ilgili. Şimdi bu Fatih'in portresiyle ilgili biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, Bellini'nin, İtalyan ressam Bellini'nin yaptığı bir resmi Londra'da ki çok bilinen bir müzayede evidir. Christie's çok yani milyarlık şeylerin de satıldığı ciddi alınan yani orası bir şey yapıyorsa filan neyse. Buradaki Bellini'nin yaptığı Fatih Sultan Mehmet portresini biliyorsunuz satın aldı. 700 kaç bin pound'a? 770 bin pound'a alıyor, sterlini alıyor. Bunun maliyeti belediye 935 bin. Çünkü %20 komisyonu var, vergisi var, taşıma, taşıma sırasındaki sigorta falan diye. Şimdi ben şunu sordum birinci yazımda. Ya bu, belediyenin yaptığı çok güzel. Fakat mesela bu işleri aslında Kültür Bakanlığı'nın yürütmesi gerekiyor. Bir, Kültür Bakanlığı'nın haberi var mı? Çünkü bu birinin evinden gidip alınmıyor. Ya da bir yerde bulundu aa ben alayım onu, parasını vereyim değil. Bu direkt Dünyanın birinden her ülkede de anonsları yapılan Christie's de yapılıyor. Bundan bakanların haberi var mıydı? Böyle bir girişimde bulundu mu? Birincisi bu soru tabii. Niye almadı diye soruyorum. Tabii şunun için de soruyorum. Hani lafa gelince ecdat edebiyatı yapıyorsunuz ve bunlar ecdat edebiyatında da en çok üç kişinin biliyorsunuz adı geçer. Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet ve şey Abdülhamit Abdülhamit İslam'ın kılıcı gibi görülür. İşte Fatih İstanbul'u fethetti. En büyük Müslüman, Müslüman olduğu için fethetti diye bakılır. Kanuni de işte Dizisinde izlediğiniz Sürrem kardeşle <laughs> filan falan. Şimdi tabii Deli İbrahim'i sayan olmaz. Sarı Selim'i sayan olmaz. Dördüncü Murad'ın içkiciliğinden o da ecdat abi benim ecdadım bir içerdi, bir içerdi. Öyle bir şey yok nedense. Ya da benim mesela diyorum şimdi ecdat övgüsü yapar. Abi benim bir ecdadım vardı adına İbrahim diyorlardı. Böyle bütün evlere baskınlar yapar. Bakire bakire kızları alır getirir havuzuna doldurur. Üzerlerine incileri atar. Ondan sonra havuza beraber girer. Allah filan ecdat benim filan. Bunu dediğim zaman herkes acayip bozdur değil mi? E o da ecdat. Padişah. Yani padişahın çocuğu aileden falan değil. Padişah. Üstelik de yani Abdülhamit kadar da kalmış adam. Avcı Mehmet var mesela. Niye ecdat? Abi benim bir ecdadım var ki evle bir ava çıkıyor aylarca gelmiyor. O arada sarayda neler oluyor? Ülkenin toprakları gidiyor. İnsanlar rüşvetler, yolsuzluklar almış başını gitmiş. Var. Hiç benim ecdadım acayip Şak okunu atardı falan. Böyle mi anlatacağız? İşte bu mantıktaki bir yani Osmanlı ecdat falan deyince ben şey sahip çıkar dedim hani yapmadım bu bir iki şimdi bu biraz önce dedim yani ya Ahmet Hakan bana Covid 20 demişti ya şimdi en kötü ben olayım Ahmet Hakan'ı benden daha kötü hale getirmeyeyim diye ben de ona Covid 19 buçuk dedim Covid 19'dan biraz tehlikeli fakat benden daha az tehlikeli şimdi abi bu çocuk yapmış diyor ki hiç bak böyle bir şey gördünüz mü siz diyor ki. Şimdi bu arkadaşım biliyorsunuz şeyi yazarlık şeyi artık bir ara tam orta yolcu gibiydi. Bir ona bir ona falan. Yani şimdi öyle değil. Bir ona bir ona çakıyor fakat ona çaktıkları Tayyip Erdoğan'a çok yarıyor. Öyle bir şey yapıyor. Şimdi diyor ki bak. AK Parti'li belediye faresi Sultan Mehmet tablosunu alsaydı ne gerek vardı? İsraf bu israf. Milletin parası falan diye bikbik diyecek. Ne kadar tip varsa Yaşa nur ol var ol şahane mükemmel diye alkışlıyor. Sonra sıra geliyor muhalefete. Bir de şimdi ona çakıyor. Bu iktidar plan. E, Buna karşılık diyor. AK Partili belediye Fatih Sultan Mehmet tablosunu alsaydı işte budur. Ceddine rahmet. Hani bunu şey muhalefet AK Partili alsaydı böyle derdi. Ama iktidar eğer AKP ile almış olsaydı diyor ki buna karşılık AK Partili belediye Fatih Sultan Mehmet tablosunu alsaydı işte budur ceddine rahmet muazzam hakare hareket bir alkışlayacak olanların birçoğu ise sessizce geçiştiriliyorlar. Altını çizmiyorlar heyecan dalgası oluşturmuyor. Yani muhalefette de ona da vurmuş gibi oluyor. Şimdi ben de diyorum ki arkadaş niye bu kadar bölücülük yapıyorsun ya? Kim böyle yaptı? Mesela Büyükşehir Belediyesi aldı diye Muhalif olan kesim, yaşa, var ol, helal olsun, işte budur mu dedi. Yok. Alkışlandı, bravo dendi, güzel dendi. Bir Türkiye'nin bir e, önemli eseri, yani Türkiye'de sergilenmesi gereken önemli bir eser. Bravo, aferin. Hiç kimse, vay AKP gördün mü alamadın, niye desin ki? Çünkü AKP'nin de öyle ya da böyle getirdiği pek çok eser var. Kazandırdıkları var Türkiye'ye. Ya bunun niye yer? Ama işte kafa bu. Kimse böyle bir yarışı yapmazken, ha bir tek şey şeyde haklı. AKP'lilerden birkaç tane çıktı böyle zıptıkçı. Ama onun da çok fena oldu. Bu kadar parayı niye verdiniz diye sorunca işte Murat Ongun da çıktı televizyonda karşısına. Dedi ki arkadaş yani biz buna 8 milyon verdik toplam. Sen sadece bir diziye 22,5 milyon verdin. Onu niye sormuyorsun deyince o zevzeklik yapan diye böyle kaldı. Kalacaktı da. Üçüncü yazım şöyle bir öneri. Şimdi diyorum ki Efendim belediye niye bu kadar para verdi? Ya benim de gelir aklıma. Abi yani kusura bakma işte bunları yapacağına sana mı kaldı onu devlet yapsaydı falan ya da. Ama şunu yapabilir diyorum. Şart değil öneri. Tekrar müzayedeye çıkarsın buradan. Şartlı satış yapsın. Aldığı fiyatın üstünde fiyatı verene vereceğim desin. Ama şart şu. Ya Topkapı Sarayı'nda ya da işte diğer Fatih'in resimlerinin sergilendiği merkezde ya da yeni kurulacak ve adının verileceği bir galeride ya da işte bir müzede sergilensin ama yazılsın. Yani desin ki işte bu Bellini'nin tablosu Can Ataklı tarafından satın alınmış ve belediyemize ya da müzemize, Topkapı Sarayı'mıza hediye edilmiştir ama o hep duracak. Yani benim aldığım. Hani o zaman şu olabilir hani ne derler vatandaşın içinde de ya abi şimdi kıstı mı 8 milyon oraya harcadınız? Bak biz burada aç bile aç falan öyle edebiyatlar da var ya. Onun da önüne geçer mi diye soruyorum. Burada gene iki sorun var. Bunu bırakmak istemiyorum ucunu. Ee, i̇ki şey. Biri bu e, 15 Temmuz'da yaralananlara para vereceğiz dediler. Adamlar gittiler, bir de dayak yediler, sustular şimdi. Neden bilmiyorum. O paralar ne oldu hala? Yok. Bir de şu korona paraları 2 milyarı geçti. Hala Sayın Başkan Karar veremedim yani bu parayı orada mı kullansak, burada mı? Ay acaba ne yapsak? Bunlar belli ki şeye girdi abicim, bütçeye girdi. Kapanış mı? Yarısında kaldık. Peki, kaç ne kaldı? Bir şey... Ha şey var, bir güne bir bakamadık. Mama bize lüks oldu, çaya ekmek kattık diyor. Marketlerde mamalara da alarm takılmaya başlandı. Bir baba tepkisini şöyle dile getirdi. Bu devletin ayıbı, yoksul ne yapsın? Mama alamayan çaya şeker atıyor. Ha çocuk mamalarına çalınmasın diye demek ki içini boşaltıyorlar diye belki alarm takmış bir yer. Allah Allah. İşçi için son işçi son kare için ayağa kalktı diyor bu var. Fişlenmeyen kalmayacak. Ee, bir gün şeyde de evrenselde de eylemse eylem direnişse direniş diye dünkü kıdem tazminatı eylemini bugün şey, gözler savunmanın çağlayan mitinginde diye de e, manşetine koymuş. Evet. Bugün de bugünlük bu kadar. Yarın tekrar saat 8'de burada olacağım. Hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.